Merhaba, bu videoda sizlere modem arayüzüne girmeyi anlatmak istiyorum. Modem arayüzüne niçin girmek durumundayız? Bazen kablosuz şifrenizi değiştirmek isteyebilirsiniz ya da modem ayarlarınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Belli ayarlamalar yapmak isteyebilirsiniz. Bu nedenle modem ayarlarına girmeniz gerekiyor. Şimdi eğer ki modemin alt kısmında ya da arka kısmında varsayılan ağ geçidi adresini, varsayılan ağ geçidi adresini modem IP'si diye de geçer. Bunu yazar marka modele göre her markanın. Bakın internette modem şifreleri diye arattığınız zaman bu şekilde modem şifrelerini veren markası, daha sonra hangi IP ile girildiği ve kullanıcı adı ve şifreleri mevcuttur. Başka sitelerden de bakalım. Bakın markalara göre hepsi kullanıcı adı manager'mış, şifre friend'miş, işte IP'si nasıl girildiğini gösteriyor. Burada başka sitelerde bu şekilde gördüğünüz gibi hem giriş IP'lerini hem kullanıcı adını hem de işte bazılarını şifresi yok, boş bırakın, direkt enter'a basıp geçiyorsunuz. Bazıları admin. Markalar kendileri belirliyorlar bunu. Her markanın farklı kullanıcı adı ve şifresi var. Gördüğünüz gibi eğer bilmiyorsanız, modeminizin üstüne yazmıyorsa buradan bulabilirsiniz. Şimdi bunu bulmak için ayrıca diyelim ki IP'si ne olduğunu bilmiyorsanız, şu IP'yi bilmiyorsanız ne yapmanız gerekir? Şu başlat kısmına Windows R tuşuna da basabilirsiniz. Yani Windows tuşuyla birlikte klavyeden R tuşuna da basarsanız burada çalışır kısmına. Buraya CMD yazıp enter'a bastığınız zaman, CMD yazıp tamam dediğiniz zaman burada komut sistemi gelecektir. Komut sisteminde ipconfig diye yazarsanız ipconfig komutunu verip enter'a basarsanız, bakın burada şu gördüğünüz gibi 192.168.1 vermiş bizimki. Bunu başka nereden bulabiliriz? Şöyle de bulabiliriz. Bakın şurada ağ simgenizi tıklayıp sağ tıklayıp ağ ve paylaşım merkezini tıkladığınız zaman burada bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin diye buraya da girebilirsiniz. Direkt şuradan da sağ tıklayabilirsiniz. Buraya tıklayıp ayrıntılardan, bakın burada varsayılan ağ geçidiniz 192.168.1.1'dir. Ya da şöyle de yapabilirdiniz. Yine doğrudan bu ağ kısmına girdiğiniz zaman, ağ kısmında ağ ve paylaşım merkezine giriyorsunuz. Bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin. Şurada da sağ tıklayıp durum kısmını tıklayarak da ne yapabilirsiniz? Ayrıntılara geldiğiniz zaman bakın 192.168.1.1. Bizim ağ geçidimiz bu şekilde bir olduğunu gösteriyor. Şimdi burada biz bunu niye yapıyoruz? Şunun için yapıyoruz. Şurada biz modemimize girmek için ne yapmamız gerekiyor? Şöyle tekrar yapalım. Madem ki 192.168.168.1.1 bizimki. Bakın burada modem arayüzü geliyor. Peki burada modemlerde bilmiyorsak 10.0.0.3, yani en çok kullanılanlar 192.168.1.1. Bakın en çok kullanılan 1.1, 192.168.1.1'dir ya da 2.1'dir. 192.168.1.1 olanlar da vardır. 2.1 olanlar da vardır. 10.0.0.2 de oldukça fazla kullanılır. Diğerleri şunlar çok nadiren kullanılır. 192.168.1.254, 10.0.0.0.3, 1.7 olanlar var. 192.168.1.254 olanlar var. 1.7 olanlar var. Gördüğünüz gibi burada 7.1 olanlar var. Çok nadir de olsa 192.168.1.754 olanlar da var. Burada bulamıyorsanız dediğim gibi, deminki gibi ipconfig ile ya da sağ tıklayıp durum kısmına ağ geçtiğini bulabilirsiniz. Şimdi bunun için internet tarayıcıda, yani Google Chrome'da olabilir veya Safari'de olabilir, Internet Explorer'da olabilir, Edge'de olabilir, Mozilla Firefox'da olabilir. Burada tarayıcı kısmına gelip 192.168.1.1 yazdığınca arayüz gelmesi lazım. Diyelim ki ben 2.1 yazdım, bakın 2.1, 192.168.2.1 yazıp enter'a bastığım zaman ne oldu? Bakın siteye ulaşılmıyor. Demek ki bu ağ geçtiğimiz 2.1'deymiş. 10.0.0.2'yi denemiştim. Bunu yazıp enter'a bastığımız zaman, eğer bizim modemimizin IP'si 10.0.0.2 olsaydı şu şekilde arayüzümüz gelecekti. Dolayısıyla gelmediğine göre demek ki bu şekilde bizimki
190, 168, 1'dir. Tabii ki burada yine gelmiyorsa internet bağlantınızla normalde siz en sağlıklısı modeme direkt doğrudan bir kabloyla, bir tane ağ kablosuyla birlikte bir tane dizüstü alıp ona bağlamaktır. Ama ağınız düzgün çalışıyorsa herhangi bir yerden de bu modeme 190, bu IP adresini yazmak suretiyle bağlanabilirsiniz. Ama ilk defa ayar yapıyorken modeme doğrudan bir kabloyla bir dizüstünü bağlayıp veya kasa da olabilir yakınında standart 2 metre kablolarla bağlayıp bu ayarları yapabilirsiniz. Şimdi bunu yaparken standart şeylerimiz var diyorduk. Genellikle bu şeyler değiştirilmiyor. Admin ya da user olabiliyor, root olabiliyor. Bakın kullanıcı adı. Kullanıcı adı ya da A büyük harfle başlayanlar da var. Ama şifreler değiştirilebiliyor ki değiştirmenizi öneriyorum. Değiştirmediğiniz takdirde bu arayüze girişimizi değiştirmediğiniz takdirde herkes mesela internette arar bunu. Buradaki kullanıcı adı şifreleri. Diyelim ki sizin marka AirTags bir marka şeyiniz varsa kullanıcı adı admin 3 boş bırakın. Sonra ne yaparlar? Bu arayüze girdikleri zaman sizin modeminize girip sizin kablosuz şifrenizi değiştirirler. Sonra da siz var olan kablosuz şifrenizle internete niye giremiyorum diye uğraşırsınız. Veyahut da başkaları da başka türlü ayarlar yapabilirler modeminizde. Kötüye de kullanılabilir. O nedenle bu arayüz şifrenizi ilk defa girdikten sonra değiştirmenizde fayda var. Değiştirdikten sonra peki unutursanız ne olur? Tekrar giremiyorsanız şu standartlara tekrar getirmek için ne yapmanız lazım? Standartlara. Modemin arkasında resetleme işlemleri var ya da eğer arayüze girebiliyorsanız arayüzün içinden de resetleme yani sıfırlama işlemleri var. O şekilde sıfırlayıp tekrar varsayılan bu kullanıcı adı ve şifreye dönebilirsiniz. Sonra tekrar başka bir şifre verebilirsiniz. Şimdi ben burada giriyorum. Normalde bizim şeyimiz kullanıcı adımız HP-Link için admin. Buraya da şifremi giriyorum. Buradan şifremi girdikten sonra belki şifreyi girerken noktalı ya da yıldızlı olarak veriyor. Şifremi girdikten sonra bakın açtım. Şurada yönetim kısmına geliyorum. Yönetim kısmına tabii modemden modeme değişir bu. Modeminizi arayacaksınız. Burada bu modemde erişim kontrolü diye yazıyor. Erişim kontrolü. Modem arayüz şifresi. Bakın eski parolanızı buraya yazıyorsunuz. Kullanıcı adı da admin ya da user var ama admin tüm haklara sahiptir. Admin olarak burada açıklamaları yazıyor zaten. Eski parolanızı buraya yazmanız gerekiyor. Yani şu anda benim giriş yaptığım şifremi buraya yazıp yeni parolamı da iki defa buraya yazıp kaydet dediğim zaman artık bu arayüze sadece bu şifreyle girilebilmektedir. Ancak şey olsaydı eğer ki şuradaki şifreyi kullansaydım ben işte TP-Link şifresi için burada gelip baktığımız zaman harflere göre tüm şeyler mevcuttur. Şurada daha mı şey yapıyoruz? Bakın TP-Link normalde varsayılana admin ya da bazı modeller TT Galaxy olarak da varmış. Yani TTNet'ten TP-Link aldıysanız kullanıcı admin şifresi de TTNet olarak yazıyormuş. Bizimki bunlardan birisini deneyerek de bulunabilir ama artık böyle girilmiyor çünkü ben değiştirdim. Varsayılan kalsaydı başkaları da benim modeme erişip beni her gün mesela kablosuz şifremi değiştirebilirler veya modemimi devre dışı bırakabilirler veya farklı işlemler yapabilirler. Bu kablosuz şifresini değiştirmekle ilgili ayrı bir video çekeceğim. Sorularınız olsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.